Ya tabii ki herkes kendi ekonomik durumuna göre alışverişini yapar. Her şey de öyledir. Yani bir malın fiyatı ne kadar artıyorsa insanların alım gücü de ona göre düşer. Altında tabii çeşitli dünyadaki ekonomik sıkıntılar, savaşlar, şunlar bunlar tabii ki ister istemez altını tetikliyor fiyatını. Fiyatlar arttığı sürece de insanların alım gücü de düşüyor otomatik olarak. Yani bir yıl içerisinde altın orta aşağı yukarı %30 civarı bir fiyat artışı yaşadı. Yani geçen sene 220 lira civarı sattığımız çeyrek altın bu sene 290 lira neredeyse 300 liralara kadar yaklaştı. Öyle olunca tabii insanlar başka türlü bir yol bulmak istiyor. Yani nasıl işte ya para mı takalım, şöyle mi yapalım ama tabii ki altın hediye götürmek de Erzurum'un adetleri içerisinde. Onu da eksik olmaması için de devam ettirmek istiyorlar. Bu sefer de tabii bizim bu çeyreklerin artışından dolayı yani genel rafineri olarak gram altın satışı piyasaya geldi. Gram altın satışı tabii insanları biraz daha cezbetti. Çünkü 1 gram altın hemen hemen 170 lira, 175 liraya temin edebiliyorlar. Yani neredeyse çeyreğin yarı fiyatına 1 gramlık altın takılabiliyor hediye olarak. Bu da tabii ki ister istemez gram altın satışlarını artırıyor. Peki şu anda malum seçim başladı, startı verildi. Evet. Bu seçim startının verilmesiyle birlikte altında da bir herhangi bir yükselme olacak mı yoksa yine azalma mı yaşanır? Yani altın fiyatları genelde tabii ki Türkiye ekonomisinin de etkisi var. Seçim muhakkak etkiler ama altın genelde dünya ile ilgili olan bir maden olduğu için dünyanın genel gidişatı etkiler altını. Yani altın işte Çin'de olan herhangi bir olay, Amerika'da yaşanan herhangi bir işte finansal bir durum, Avrupa'da yaşanacak herhangi bir sıkıntı altın fiyatlarını etkiler. Türkiye'nin içerisinde olacak çeşitli işte tabii ki siyasal belirsizlikler şunlar bunlar ister istemez belli fiyatların artışında düşüşünde etkili oluyor ama o tabii dolarla ilgili olduğu için altın fiyatını o şekilde tetikleyebilir. Ama şu an tabii seçimin tarihinin belli oluşu ve yani artık tarih olarak seçimde bir sıkıntı yaşanmayacağı öngörüldüğü için artık 24 Haziran netleşti seçim tarihi olarak. Bu netleşmede tabii ister istemez fiyatları olumlu etkiledi. Yani insanlar artık piyasalarda artık biliyor ki 24 Haziran'da bir seçim var. Bu seçimin sonucuna göre de kendilerini belirleyecek. Piyasada kendi şartlarını bir şekilde belirleyecektir yani. Onun için seçimin tarihinin belli oluşu piyasaya olumlu yansıdı birkaç gündür.